Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Instagram'daki fan sayfalarıma bakacağız. Eğer beni Instagram'dan hala takip etmiyorsanız Instagram adımı burada takip edebilirsiniz. Bu da kendi markamın Instagram hesabı, onu da takip edebilirsiniz. Ayrıca beni Musical.ly'den takip etmeyi ve Hancı'nın Facebook sayfasını beğenip takip etmeyi unutmayın. Evet, şimdi gelelim fan sayfalarıma. Ekran kaydı yapmaya başlayacağım ki siz de yandan rahatça hangi sayfaya baktığımı görebilirsiniz. Şimdi Instagram'da etiketlendiklerim kısmında fan sayfalarının benim hakkımda paylaştıklarına bakacağım. İlk fotoğrafla başlayalım. İlk fotoğraf 5 dakika önce koyulmuş. Ve bu yeni bir fan sayfası galiba. Çünkü bana yeni takip isteği atmış. Bence arka taraf yani çok güzel olmuş. Çünkü o fotoğrafın normali böyle daha karanlık, zaten ben karanlığım o fotoğrafta. Ve böyle galaksi gibi olması bence çok güzel. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Beğeneyim. Şimdi ikinci fotoğrafa geçelim. Bak burada arkada hem benim fotoğrafım var hem de önde fotoğrafım var. Bence bu çok çok güzel bir edit. Çünkü ben böyle edit yapamıyorum. Eline sağlık, bunu da beğendim. Şimdi yandık kadar. Yine aynı sayfa. Ve böyle kafamda kalpler var. Ve Snapchat efektine benziyor. O efekti de çok seviyorum. Çok güzel olmuş. Bunu da beğendim. Şimdi buradaki fotoğrafa girelim. Bu fotoğraf da çok tatlı. Çünkü ablamla ikimizin fotoğrafını koymuş. Ve hiçbir edit olmamasına rağmen çok güzel. Ve bunu da beğendim. Bu fotoğrafla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Instagram üzerinden bu fotoğrafımın altına Ecrin'i kopyalamışsın, Ecrin'den kopya çekmişsin gibi yorumlar aldım. Öncelikle Ecrin ben daha onu tanımıyorken beni YouTube üzerinden sıkı takip edenlerden biriydi. Ve sonrasında YouTube sayesinde tanıştığım ve çok sevdiğim tatlı bir arkadaşım oldu. Bu yüzden hiçbir zaman benim onu taklit edebilme gibi bir durumum söz konusu olamaz. Bu sadece bana, Ecrin'e veya herhangi başka birine ait olan bir poz değil. Bunu herhangi bir kız istediği gibi saçlarını yere sererek, üzerine çiçekler atarak çekebilir. Eminim bunu başka kızlarda da görmüşsünüzdür. Bu yüzden herhangi bir eleştiri yapacaksanız en azından mantıklı bir eleştiri yapın ki ben de onu dikkate alabileyim. Evet, şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bu yine Balksabacı Fanz'ın paylaştığı bir fotoğraf. Videolarımdan kesitler almış. Ve kendi izlediği ve hala izlemeye devam ettiği dizileri ve filmleri koymuş. Bence çok güzel olmuş. Bunu da beğendim. Sonra yine aynı sayfanın anneannemle benim gözlerimi paylaştığı bir fotoğraf var. Ve bence bu sayfa çok güzel editler yapıyor. Ve çok tatlı şeyler yazmış üzerine. Bunu da beğendim. Sonra yine aynı sayfanın paylaştığı bir fotoğraf var. Bu yine benim deminki fotoğrafım. Bence bu da çok güzel olmuş. Sonra bu diğer başka bir fan sayfasının paylaştığı bir fotoğraf var. İlk 3 fotoğrafım ve son 3 fotoğrafımı paylaşmış. Bence bu da çok güzel. Ellerine sağlık. Sonra Balkabacı Fanz'ın paylaştığı bir fotoğraf var. Sıradaki post ayakkabı videomla ilgili olduğu için bununla ilgili de bir açıklama yapmak istedim. Çok güzel yorumlar yazanlar olmuş. Bu yüzden izleyenlere ve güzel yorum yazanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Ve bunların dışında ben onları alacağıma yardım yapardım, israf ve bunun gibi yorumlar da geldi. Öncelikle benim video çekerkenki hiçbir amacım sahip olduğum şeylerle hava atmak kesinlikle değil. Bunu zaten beni sıkı takip edenler bilir ve size karşı ne kadar içten olduğumu da anlar. Bu yorumları yazanlar zaten beni ve ailemi tanımadıkları yorumu yazmalarından belli oluyor. Çünkü ilk olarak ablam ve biz ona destek olabildiğimiz kadarıyla hem Türkiye'deki pek çok farklı şehre, bunun dışında Şanlıurfa, Diyarbakır gibi Suriye sınırında olan bölgelere ve bunların da dışında gerçekten açlık çeken Afrika gibi bölgelere 14 yaşından beri hiç duraksamadan yardım yapmakta. Ve zaten onu takip edenler bilir, her gün yardıma ihtiyacı olanlarla ve kolilerle duyurular paylaşıyor. Ve ben de tüm desteğimle ve verebileceğim her şeyle onun sonuna kadar yanındayım. Bu yüzden bizim yaptığımız yardımlar benim ayakkabılarımın sayısıyla veya fiyatlarıyla ölçülebilecek bir değer değil.
Yani biz kendi bütçemize ve zevkimize göre alışveriş yaparken yardıma muhtaç insanları görmezden gelme gibi bir durum söz konusu olamaz. Siz de bu yardımları görmek ve katkıda bulunmak istiyorsanız beni ve ablamı yakından takip edebilirsiniz. Bu yeterli cevap olmuştur diye düşünüyorum ve kaldığım yerden fan sayfalarını incelemeye devam ediyorum. Sonra Balkız Avcı Love'ın paylaştığı bir post var. Böyle karikatür gibi bazı insancık ayarmış ve onları koyup altına da benim fotoğrafımı koymuş. Bence çok tatlı olmuş. Sonra Balkız Avcı Love'ın yine paylaştığı bir fotoğraf var. Katamaran tatilinden bir fotoğraf almış ve onun etrafına böyle desenler yapmış. Çok güzel olmuş. Bunu da beğendim. Sonra Ece'nin bir fan sayfası, Ece'nin olan videomdan bazı kesitler alıp onları 3 farklı fotoğraf olarak paylaşmış. Bunları da beğeneyim. Çok güzel olmuş. Sonra Nisan Nur'un bir fan sayfası, Nisan Nur'la olan videomdan bir kesit alıp onu paylaşmış. Bu da çok güzel olmuş, onu da beğendim. Sonra bu fotoğraf var. Ben böyle şeyleri gerçekten çok seviyorum ve çok komik buluyorum. Genelde bunlara ailece bakıyoruz ve bize, yani bana ve ailem bu kadar değer verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyoruz ve ayrıca bunlar bence editlerden daha uğraşılmış ve daha tatlı şeyler. Böyle şeyleri daha çok hoşuma gidiyor ve ben bunu nasıl daha önce görmemişim, hemen beğendim şu an. Sonra yine Ecrin'le yine paylaştığım bir fotoğraftan almışlar. Yine Ecrin'in bir fan sayfası. Bunu da beğendim. Bir de benim fan sayfam bir tane paylaşmış. Ecrin'le yine. Onu da beğendim. Çok güzel olmuş. Yine Ecrin'in bir fan sayfası. Ecrin'le benim fotoğrafımı koymuş. Sonra Balkız Abacı fanın bir tane paylaştığı bir fotoğraf var. Beni Aleyna Tilki'nin vücuduna photoshoplamış. O kadar profesyonel olmasa da bence çok güzel olmuş. Ve ben böyle editleri çok seviyorum. Çünkü çok tatlı ve eğlenceli oluyor. Sonra yine bir tane Balkız Abacı fanının paylaştığı bir fotoğraf var. Ecin'le paylaştığım videoyu direkt görmüş ve paylaşmış. Sonra yılbaşında biri ablamın storiesinden screenshot alıp paylaşmış ve bir tane taş takıyorum sünger. Bence çok tatlı. Bunu da beğendim. Sonra bir kere iş yerimize gelen bir tane takipçimle story'imden bir tane kesit almışlar. Bence bu da çok tatlı. Çünkü bana bir tane hediye getirmişti ve bunun bir anısı kalmış oldu. Çok tatlı bu da. Sonra onun yanında bir tane editli bir fotoğrafım var. Ve bu fotoğraf çok havalı bence. Yine ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Sonra onun altında Hancı'yı çekimlerine hazırlanırken bir fotoğrafım var. Ve ağzıma çıkmayan biraz böyle garip çıkmışım ama yine de çok güzel. Şimdi biraz daha benim daha önceden görüp beğendiğim ve takip ettiğim fan sayfalarına bakacağız. Çünkü onların gerçekten çok güzel ve kaliteli editleri var. O yüzden onları size göstermek istedim. İlk olarak en son videomdan birkaç tane kolaj yapıp koymuş. Ben yeni video geldi diye yazmıştı altına. Bence böyle sizin paylaşmanız videoları koyduğumda çok çok güzel oluyor. Ve sizin sayenizde başka insanlar da görüyor. Sonra ablamı da koymuşsunuz. Benim ablamı koymanız da hoşuma gidiyor. Çünkü benim dışında ablama da değer veriyorsunuz. O yüzden o da çok hoşuma gidiyor. Sonra Musical.ly videomdan kesitler almışsın. Bence bu da çok güzel olmuş. Çünkü böyle çok tatlı geliyor ve çok hoşuma gidiyor böyle kolajlar. Sonra Hanici'yi standa açtığımız videodan yine bazı kesitler alıp bir tane kolaj yapmış. Ve yanıma fanlarım gelmişti bazı. Bazı fanlarım gelmişti. Ve onlarla bazı fotoğraflar da çekmiştik. Onları da koymuşsun. Sonra onun altında senin hazırladığın bir video var. Ve ben o videoya çok güldüm ve çok tatlı buldum. Şimdi onu sizlere izleteceğim.
komik oluyor ve ben de eski videolarımı hatırlamış oluyorum bu sayede. Bence çok tatlı ve böyle uğraşmanız da çok güzel bence. Sonra burada yine kendi hazırladığı bir tane kaydırmalı bir tane fotoğraf var. İlk bir tane böyle çocuk var. Sonra çok tatlı şeyler yazmış. Ve sonra benim fotoğrafım var en sonunda. Bunu da beğeneyim. Sonra böyle karikatürler var ve bu benim favorim. Yani en favori fotoğrafım hepsinin arasında. İlk olarak bu halinden bir tane şey ama yazıları değiştirmiş. Ve bir tane kız beni sevmiyormuş ve onu da uçurumuna atıyor. Ve son bir karikatür var burada. Bir tane kız ağlıyor. Sonra biri neden ağlıyorsun diyor. Gülüşü çok güzel diyor. Sonra yine ben varım. Ve şimdi diğer sayfalara geçelim. Sonra diğer takip ettiğim fan sayfasına geçiyoruz. Burada zaten bazı fotoğrafları gösterdim. Ama bunu da göstereyim mesela. Hafta içi ben ve hafta sonu ben. Bu benim hayaller ve hayatlar videomdan. Bence bu da çok güzel olmuş. Sonra onun yanında ben kankamı çektiğimde, kankam beni çektiğinde ve sonraki tepkim. Bu da çok güzel olmuş. Sonra iniyorum aşağı. Burada hafta sonu ben var ve bir tane animasyon gibi bir karakteri benim kafamı koymuş. Ve kitap okuyorum. Sonra ablamın benim vücuduma ablamın kafasını koymuş. O da çok tatlı. Sonra burada hasta mısın? Umarım iyi olursun. Al bunu iç. İçinde ben varım. Ve uçuyor. Virüse savaşıyor. Ve artık daha iyi. Sonra ne zaman video gelecek? Dün gelmiş olabilir ama bugün de gelmeli. Uf, çok varmış. Sonra bu var. Baklavacıyı tanıyor musun? O kim ya? Onun en sevdiği YouTuber. Tabii bizim de. Sonra diğer sayfaya geçtik. Baklavacı mucizesi. Bu sayfa da çok güzel editler yapıyor. Bunu da çok seviyorum. Sonra ilk olarak Tolga Sarıtaş diye benim bir editim yapmış. Ve sanki ben paylaşmışım gibi olmuş. Bence çok güzel. Bunu beğendim. Çok güzel. Sonra bir sürü caps'i var bunun. Bence bunlar çok tatlı. Özellikle bu. Böyle yakınlaşmışım gittikçe ve çok tatlıyım. Sonra sinsilik bakışım var. Sonra aklımda delice sorular. Ben yoruldum hayat. Güneşli havalarda ben. Sonra diğer caps'lerini de gösteriyorum. Ve bazı videolarımdan kesitler var. Tamam, diğer editlere geçelim. Kanka ayrılmışlar, başardık. Ve yine Tolga Sarıtaş'la bir editim var. Bunu da beğendim. Sonra giriş gelişme sonuç var. Ben burada bir tane bir sürü kızın olduğu bir fotoğraf var ama hepsi benim ve bence çok tatlı olmuş. Bunu da zaten daha önceden beğenmişim. Sonra buradan küçüklüğümden şu anki zamanıma kadar bir fotoğraf var nereden nereye diye. Bu da çok tatlı olmuş. Bunu da beğendim. Ve son olarak burada yine bir tane anime gibi bir şey var. Bu da çok tatlı olmuş. Bunları da beğendim. Aslında çok güzel editleriniz var ama herkesi göstermek istediğim için
kısa kısa bakıp geçiyorum. Ama hepinizin eline sağlık. Sonra burada ben bir rahibeyim ve bunu çok tatlı yapmış bence. Bunu da beğendim. Güzel editlemiş ayrıca. Üstüm. Sonra balkondaki fanza geldik son olarak. Burada bir tane shuffle videomdan Balkız delirdi, Balkız delirdi, Balkız delirdi ve yine delirdi var. Bunu da beğenmişim daha önceden. Sonra bir tane Hanici'yi fotoğrafıma edit yapmış. Bu çok güzel olmuş. Bunu daha önce görmemiştim. Beğendim. Sonra beni takibi bırakma yerine gelmiş ve böyle iki tane yazı çıkmış. İptal ve beyninden şüphe ediyorum diye. Bu da çok güzel. Sonra lokumun köşesinin fotoğrafını paylaşmış. Bence çok tatlı çünkü şu an bu yok ama yine de burada bir hatıra olarak duruyor. Benim etiketlendiklerimden ve takip ettiklerimden genel olarak baktığım bazı editler bu kadardı. Ve hepinizi gösteremediysem çok özür dilerim. Çünkü ben sizin hızınıza yetişemiyorum. Çok değer veriyorsunuz ve bu benim için size tarif edemeyeceğim kadar büyük derecede anlam ifade ediyor. Ve hepinize uğraşları için çok teşekkür ediyorum. Bu arada hazır fan sayfaları ile ilgili bir video yapmışken şunu da söylemek istiyorum. Sürekli bana Instagram üzerinden bana nasıl hediye ulaştırabileceğinizden bahsediyorsunuz. Hepinize tek tek cevap veremiyorum. Bu yüzden öncelikle özür dilerim. Ve ayrıca da önceden sizin nereye gönderebileceğinizle ilgili bir şey bulamamıştım. Sizin de bildiğiniz gibi Hanici bana ve aileme ait bir marka. Siz de bunu zaten Instagram'dan ve YouTube'dan görmüşsünüzdür. Hanici'nin internet sitesine girerseniz en alt kısmında bir adres var. Bu adrese göndermek istediğiniz şeyleri ulaştırabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum, orası Hanici'nin sadece üretim yeri. O yüzden orada herhangi bir yerden bana ulaşamazsınız. Ama sizin gönderdiğiniz hediyeler oradaki çalışanlar tarafından bana ulaştırılabilir. Benim tek bulabildiğim çare buydu ve lütfen çok fazla uğraşıp büyük hediyeler göndermeye çalışmayın. Zaten sizin sevginiz ve editleriniz bana çok fazla yetiyor ve hepiniz bana, benim için çok özelsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve her video yüklediğimde haberdar olmak istiyorsanız adımın yanındaki zile basmayı unutmayın. Ayrıca abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.